www.sandiurfagazetesi.com, Urfalı'nın olduğu her yerde. Nabi'nin şehridir. Bu ülkenin, bu milletin böyle edep ve adab timsali şairleri, şahsiyetleri varken maalesef bunları görmeyen, bunları okumayan, bunlardan nasibini alamayan bazı siyasetçileri de var. İşte MHP liderini görüyorsunuz. Güya milliyetçi. Ama bu milletin dilini, üslubunu, adabını ne yazık ki öğrenmeye dahi gerek görmemiş. İşte BDP'yi görüyorsunuz. Onlar da kendilerine göre milliyetçi. Onlar da bir başka taraftan ırkçılık yapmaya çalışıyor. Ama onlar da bu milletin o güzel üslubunu öğrenme ihtiyacı hissetmemiş. Bunlar Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş-ı Veli'den, Ahmed-i Hani'den, Mela Ceziri'den, onların o güzel dilinden maalesef nasiplenmemiş. Bunlar yavru muhalefet. Bir de bunların ana muhalefeti var. Onun durumu daha da içler acısı. Siirt'te nasıl bir saygısızlık yaptığını eminim ki sizler duydunuz. Ne dedi orada? Statikonun Allah'ı Ankara'dadır dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, her şeyden önce Allah mekandan münezzehtir. Bunu öğren, öyle konuş. Edebini de takın. Zaten 12 Haziran'da benim milletim sana edebini takacak ve taktıracak. Merak etme. Alevi kültüründe bile böyle bir anlayış yok. Güya oradan geliyor ama bunun bile farkında değil. Hacı Bektaş-ı Veli'nin rahleyi tedrisinden geçmiş olsa bu ifadeyi kullanmaz. Ama maalesef geçmemiş. Onun milletvekili adayı çıkıyor. Bir bayan milletvekili. Değerli kardeşlerim, İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında mezarlığın girişinde bir kitabe var. Kitabenin üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz? Her nefis ölümü tadacaktır yazıyor. Hanımefendi bundan çok rahatsız olmuş. Ne dese beğenirsiniz? Sinir bozucu diyor. Ya ben de merak ettim. Herhalde bu hanım dedim. Herhalde bu hanım bu sözü İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sözü zannetti. Meğerse öyle değilmiş. Çıkıp özür dileme erdemini bile göstermedi. Ya yarın sen de öleceksin. Öldüğünde o tabutun üzerindeki örtüde orada yazılı olan ayet o. O ayetin meali her nefis ölümü tadacaktır. Sen de öleceksin. Öleceksin. Profesör de olsan öleceksin. Ama işte bu ifadelerin var ya, bunlar senin hayırla veyahut da aksi şekilde anılmana vesile olacak. Siyaset ilkeler üzerinden yapılır sevgili kardeşlerim. Her partinin temel ilkeleri vardır. Çizgisi vardır. Sınırları vardır. Karşı olduğu şeyler, kabul ettiği şeyler vardır. Elbette bir siyasi partinin içinde farklı renkler, farklı düşünceler, farklı değerler olabilir. Ama bunlar da en nihayetinde bir bütünlük, bir uyum, bir ahenk arz eder. Şimdi ben soruyorum Allah aşkına. Bu yeni CHP'nin çizgisi, ilkesi, programı,
hedefi, derdi, davası nedir? Bu yeni CHP nasıl bir şeydir? Başörtüsüne özgürlük diyeceksin, milletin değerlerine saygı diyeceksin, ayete sinir bozucu diyeceksin, başörtülü kızlarımızı rahibe gibi göstereceksin. Bunların hepsini bir araya getirseniz, hadi orayı da geçtik değerli kardeşlerim, terör örgütünü savunacaksın. Terör örgütüyle birlikte kepenk, partinin kepengini indireceksin. Ergenekon'a avukatlık yapacaksın. Genel af diyeceksin. Çetelere kol kanat geleceksin. Dersim'de analar ağlasın deyip anında çark edip Tunceli'de milletin karşısına çıkacaksın. Ya bunların hepsi bir arada nasıl oluyor? Bunu da geçtik. CHP'nin sevgili kardeşlerim, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi büyük alim İskilipli Atıf Hoca'yı idam eden kişinin ismini bir parka veriyor. İdam kararını veren Ali Çetinkaya, diğer adıyla Kelali, güya adalet dağıtıyor. Diyor ki, bakın burası çok önemli. Ah, bu millet neler çekti neler. Bu ülkenin tarihinde neler var. Çok enteresan. Şahit filan dinlemeden sanığın idamına, şahitlerin bilahare dinlenmesine. Bak, önce idam ediyor, ondan sonra şahitlerin dinlenmesine karar veriyor. Ve İskilipli Atıf Hoca'yı İdam sehpasına gönderiyor. Sayın Kılıçdaroğlu dün Afyon'da çıkıyor, bu şahsı Kelali'yi, Ali Çetinkaya'yı büyük devlet adamı olarak ilan ediyor ve savunuyor. Ya bu nasıl bir devlet adamlığı be? Sen mi bu ülkede devlet adamı olacaksın, siyaset adamı olacaksın da bu ülkenin önüne geçeceksin? Şahidi dinlemeden önce idam edip ipini çekeceksin ve daha sonra da şahitlerin dinlenmesine diyeceksin. Ve ondan sonra da bu kararı vereni büyük devlet adamı diye niteleyeceksin. Ya sen ne biçim devlet adamısın be? Senin her yanın dökülüyor, dökülüyor. 12 Haziran'da bunlara gereken cevabı vermeye var mıyız? Şanlıurfa'da zaten esamesi yok biliyorum. Şanlıurfalı kardeşlerimin bunlara nasıl baktığını biliyorum. Bunlar bir garip. İşine geldiği zaman eski CHP, Cumhuriyet kadar eskiyiz. İşine gelmezse biz yeni CHP'yiz. Sevgili kardeşlerim, bunları da bu şekilde bir tarafa inşallah koyuyoruz. Bu ülkede demokrasiyi nasıl, hangi partinin getireceği ortada. Değerli kardeşlerim, bakınız yeri geliyor, bunlar milliyetçi. Yeri geliyor, bakıyorsunuz bir anda komünist, bir anda ırkçı. Ne derseniz deyin. Bunlarda hepsi var. Şimdi sevgili kardeşlerim, bunlar bir ara biliyorsunuz Silivri'dekilerin avukatı oldular. Çetelerin avukatlığına soyundular. Ergenekon'un avukatlığına soyundular. Ve çetelere avukatlık yapıyor dediğimiz zaman da rahatsız oldular. Ergenekon sanıklarıyla yan yana oturdular. Hatta Ergenekon'un avukatıyım dediler. Hatta Kılıçdaroğlu, bu Ergenekon nerede ya? Bana adresini söyleyin, gidip üye olacağım dedi. Şimdi
bizi mahkemeye vereceklermiş. CHP'de kafa karışık, kafa. İstikamet belirsiz. Ben hep söylüyorum. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını tekzip etmemize hiç ama hiç gerek yok. Kendisi zaten bunu yapıyor. Bir iddia ortaya atıyor, yarım saat geçmeden kendisi yalanlıyor. Aileme çok çirkin bir yalan, bir iftira attı. Güya devletin uçağı Ürdün'e kızımın düğün davetiyesini götürmüş. Dün akşam bir televizyon kanalında kendi sitelerinden sözün tamamını yayınladık, söyledi. İnkar etti. Çünkü dedi ki benim Ürdün ziyaretimde davetiyeyi verdiğimi daha sonra bir başka televizyonda söyledi. Ben de dün akşam bu sözün nereden çıktığını bir televizyon kanalında belgesiyle açıkladım. Ya bunlar böyle. Yalanını bir kez daha suratına vurdu. Ama kızaracak yüz yok. Dün haber ajanslarında vardı. Balıkesir'in Altınova Belediyesi'nin resmi aracı, resmi plakalı, üzerinde CHP afişleriyle mitinge insan taşıyor. İnanın muhalefette bunu yapan es kaza olmaz ya. İktidar filan olsa neler yapar bu ülkede düşünün. Sevgili kardeşlerim, biz CHP'yi de, MHP'yi de, BDP'yi de